Bir, iki, üç. Gibi. Vardı, rakibi.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ذو الجلال والكمال والإكرام سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير بن شواتسل بن شواتسل الله سجق سنشرب المجلس بركاته بويقي Yarım Allah sikat çağırıp oh, alacağım mı cinsi, iki ikincisi bu, nesil bu bugün inşallah Rahman. Nişer işe kara sırrı din şuvatsı gurugu, kara sırrı cil kınakı gurugu, inşallah Rahman nişer hem gürü nişer mi sıkhungi, hem nişer çoğu Azerbaycan mi sıkhungi, gafı buzun inşallah Rahman halkı gayriz kar kınakı gurugu. Hayış bugu din şuyatsa, din şuyatsa majlis bu mehliş, kol mehl, gece bu mehliş taksın incazı. Yani işe bu sessiz kuda sas. Körü car mehliş ben kuda sas. Nişe hem majlis bu mahnaviyat hizbağını hem ki karaksa rero, nişero, konakı zıbetsigi Nişe ayıp cazıba bir bu inşallah. Bir sebe nişe Allah'a su ayıp nefsile inşallah rahman. Şimdi inşallah rahman biz yavaş yavaş meclimize başlayırız. Bir Kur'an ayağıyla inşallah rahman. Allah-u Teala bizim bu güzel meclisimiz bereketli eylesin. Bütün kendimize, rayonlara, bütün devlete, peygamberin ümmetine rahmet olarak Allah'ın selamı bereketi bu meclis sebep olup bize
Allah Teala çatdırsın inşallah rahman. Ne fitne fasad varsa Allah Teala o fitne fasadı aradan kaldırmaya bizim bu meclisi sebep olsun inşallah rahman. Bizim güzel kulaklarımız var. Hala inşallah rahman üstte gelesi de var. Yavaş yavaş biz meclise başlayak. Bizim rayonun gazısı Malik Efendi de buradadır. Onun muavini Rasim Efendi de buradadır. Tek tek inşallah rahman herkes bir güzel bizim dinimizden sohbet edecektir. Bizim Mako imamı ve başka kentlerden imamlar da olacaktır inşallah rahman. Çalışak ki güzel şekilde kulak asak ve niyetimiz de eliyak ki o kulak astığımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri olsun, rivayetleri olsun veyahut da Kur'an'a ayalar olsun. Yani niyet edirik inşallah rahman amel eylemek için. Allah-u Teala bizim meclisimiz bereketli eylesin inşallah rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون Şindir iman zikara
Allahümme salli ve sellim ve barik.
fadlik efendimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi, merhameti üzerinize olsun. Allah-u Teala meclisimizi kabul eylesin. Hamıya məlum olduğu kimi Rəbiyül-Əvvəl ayında bizim bölgəmizdə həmişə mövlüd məclisləri keçirilir. Bugün də həmin mövlüd məclislərindən biri üçün yığışmışıq. Əvvəllər Rəbiyül-Əvvəl ayında mən yadıma gəlib, mən uşaq idim. Mənim atam imamdır, mən uşaq idim. Rəbiyül-Əvvəl ayı gələndə kənddə hamı mövlüd eləyərdi. Hamının həyətində mövlüd olardı, hamının evində mövlüd olardı. Hamı da həmin ayda eləməyə can atırdı və elə gün olurdu, üç mövlüd, dört mövlüdə gedirdilər. O tədbirlərdə Peyğəmbərimizi xatırlayırdılar, salam verirdilər. Ancaq son zamanlar sadəcə məsciddə bir dənə mövlüd eləməklə son zamanlar bunu kifayətlənirik. Artıq demək olar ki, evlərdəki mövlüdlərimiz yavaş-yavaş yoxa çıxmağa başlayır. Bu düzdür, bəzi səbəbləri var, bəzi qruplar meydana çıxdı, insanların beynini bulandırdılar, nə bu olmaz, bu bidatdır, onu eləmək olmaz, bunu eləmək olmaz. İnsanlar yavaş-yavaş bu gözəl əməllərdən əl çəkməyə başlayırlar. Allah-u Teala inşallah Allah-u Teala'nın izni ilə bu məclislər geri qayıdar. İnşallah bu məclislər sayəsində dinimizi, adətlərimizi, dinimizi gələcək nəsillərə çatdırarıq inşallah Allah'ın izniyle. Bilirsiniz, Rəbiyül-Əvvəl ayında ümumiyyətlə bizim Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi də 8-dən sonra Vəhdət, yəni Mövlüd həftəsi elan eləmişdi. Bir çox yerlərdə, sosial şəbəkələrdən görürsünüz, bir çox məscidlərdə də Mövlüd mərasimləri keçirilir. İki gün əvvəl Dardoqqaz kəndində orada bir gözəl mövlüd məclisi təşkil olunmuşdu. İnşallah belə məclislər daha çox təşkil eləyərik. Buradan biz faydalana bilərik. Bu məclislər nədir? Qısaca ona toxunum. Mövlüd məclisləri Peyğəmbərimizə keçirilən ad günü deyil. Bəzi insanlar bunu ad günü ilə qarışdırırlar. Biz burada ad günü keçirmirik. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məsələn də 1400 neçənci yaşı ilə biz onu keçirmirik. Sadəcə biz həmişə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi hər gün, hər an, hər ay xatırlayırıq. Ancaq onun doğum günü olan bu ayda onu daha çox xatırlamağa çalışırıq. Ondan daha çox ibrət almağa çalışırıq. Onun həyatını daha çox oxuyuruq. Onun həyatından özümüzə nümunə daha çox götürməyə çalışırıq. Bu məclisin işi, məqsədi budur. Və bir də bu məclislərdə salatü salam, Peyğəmbər sələmə salavat çox oxuyuruq. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin özünün tövsiyəsi. Hətta bir sahabi ondan soruşanda ki, duamın nə qədərini məsələn, üçdə birini salavata ayıran bəsmi deyir, daha çox ayırsam daha yoxşu. Hatta o sahabə deyir ki, mən duamın hamısını sənə salavata ayıracaq. Peygamber sən ona orada bəzi müjdələr verir. Biz burada salavat gətirdik. Peygamber sənə buyurur ki, kim mənə, yəni Peygamber sənə bir salavat göndərərsə, Allah-u Teala ona 10 salam eləyər, 10 günahını bağışlayar, 10 dərəcə dərəcəsini yüksəldər. Yəni, bu məclislər belə dərəcəmizin yüksələcəyi, günahlarımızın bağışlanacağı, Allahın da bizə salam edəcəyi bir məclisdir. Eyni zamanda bu məclislər bir zikir məclisidir. Zikir nədir? Zikir xatırlamaq deməkdir. Kimi? Allah-u Teala-nı. Allah-u Teala-nı xatırlanan hər bir məclis zikir məclisidir. Hər hansı bir iki nəfər bir araya gələrsə və orada din haqqında söhbət edərsə, bir ayı haqqında müzakirə gedərsə, bir hədis haqqında müzakirə gedərsə, o məclis zikir məclisidir.
Bu məclis də zikir məclisidir. Yenə təhsasən bir şərt qoyulur ki, Allah-u Teala'nın zikir məclisini axtaran mələkləri var. Və o məclisi tapdıqları zaman ərşə qədər yuxarıda düzülərlər və o məclisə iştirak edirlər. Yəni bu məclislərdə ancaq onun şərti odur ki, heç bir dünyavi mənfəət olmasın. Sadəcə Allah rızası üçün Allahı xatırlamaq niyyətinə, sadəcə bu niyyətlə gəlib buralarda iştirak edənlər inşallah zikir məclisində iştirak etmiş kimi olarlar. Bildiyimiz kimi Allahu Teala bizə İslam dinini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasitəsilə göndərir. Qur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla gönderip ve Kur'an'ı ve İslam'ı ilk yaşayan insan, en güzel yaşayan insan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. He, düzdür. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salam göndermekle günahlarımız bağışlanır, bayağı dediğimiz gibi derecemiz yükseler. Bunu elde edeyerek ancak Allah-u Teala bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece ona salam göndererek diye göndermiyor. Her bir Müslüman için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir numune teşkil etmelidir. Bu ne demektir? Bizim bütün hayatımız Peygamberimize benzemelidir. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman İslam'ı kabul eden, teslim olan demektir. Ve bizim bir tane numunemiz var, Peygamberimiz. İslam'ı yaşayan kimdir? Peygamberimiz. Bize öğrenen kimdir? Peygamberimiz. Ve bugün biz bütün yaşayışımızı onun hayatına benzetmeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle şahsiyetti ki, çobanlıqda dövlət başçısına kimi bütün vəzifələrdə olub. Allah-u Teala bütün peygamberlərə əvvəlcə insanlara idarə etməmişdən əvvəl çobanlıq elətdirib və idarəçiliyi orada öyrətdir. Və həm də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz deyə bilmərik, biz filan vəzifəmiz var, bizdə Peygamberdən nümunə olar ki. Hər birimiz üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən nümunə var. Və bizim ahirətdəki hesabımız, kitabımız, qardaşlar, İslam'a görə olacaq. Həyatımız İslam dininə. Dolay yolundan desək, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ne kadar benziyirse, ahiretteki hesap kitabımız ona göre olacak. Ona göre terazimiz kurulacak, ona göre gideceğimiz yer belirlenecek. Bilirsiniz ahiret öldükten sonra gedesi iki tane yol var. Ya cennettir ya cehennem. Ve Allah'ın imtihanı var. O imtihan din üzerinden olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, yani Allah'ın bize gönderdiği İslam'ı üzerinden olacak. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ne öğrenirik? Bizim hayatımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına ne kadar benziyor? Bütün hayatımız. Bizim hayatımızda Kur'an'ın yeri ne kadardır? Sadece okumalı demirəm. Çok təəssüflər olsun ki, biz okumalı da tərkimişik. Çok təəssüflər olsun. Ama okumağı da bizi qutarmış. Çünkü Kur'an'ı Allah-u Teala bir okumak, iki yaşamak için gönderir. Sadece ölüye okumak için göndermeyin. Bizim yatışımız, duruşumuz, ibadetimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetine ne kadar benziyor. İbadet var, bir de içtimai hayat var, sosyal hayat var. Bizim içtimai hayatımız, bizim sosyal hayatımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sosyal hayatına ne kadar benziyor. Biz komşularımızla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşuları kimi, yani biz komşuluk münasibetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar benziyoruz. Biz bir şey alıp satırıksa bizim ticaretimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ticaretine ne kadar benziyor. Kardeşler, esas olan odur. Ve bu meclisler bize onu anlatmalıdır. Bu meclisler bize onu anlat, onu öğrenmeliyiz. Ona göre dedelerimiz, babalarımız bu meclisleri saklayıblar. Bu meclisler vasıtasıyla her eve giderek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını, onun ahlaki keyfiyetlerini bize anladıblar, danışıblar.
bu beyitler vasıtasıyla böyle ya çıkış edilir ya beyitler vasıtasıyla bu beyitler de boşuna değil, onları güzel fikirleşmek lazımdır, orada ne deyilir? O beyitler vasıtasıyla onlar bize Resulullah'ın ahlakını çatdırmasınlar. Bugün biz Resulullah'a ne kadar benziyirik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, konuştu açken özü tok yatan bizden değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman elinden ve dilinden başkasına zarar gelmeyen kimsedir. Bizim elimizden, dilimizden ne kadar adam ziyan görür. Bunu hiç düşünürük mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bizi aldatan bizden değil. Bir gün pazarda bunu niye diyebilirsiniz? Hadislerin çok güzel olur ki değil ve sevlerinden beraber değilsin. Bir gün pazarda gezir görür biri buğda satır. Buğdaya bakma olsun aleyhisselatı bakır aşağıda sudur. Deyir sen aldattın. Sen bizi aldatırsansa bizden değilsin. Ağır bir ittihamdır. Bir Müslümanı aldatan Müslüman değil demektir. Çok ağır bir şeydir. Ya o sahabe diyor ki Resulallah yağış yağmıştı üstü kuruyup deyir aşağısını çevirip üstte koysan olmaz mı? Biz bugün ticaretimizde buna dikkat edelim mi kardeşler? Bize bugün ne güzel insansan, gelin ne güzel insansan deyip Müslüman olanlar var mı? İslam tarihine bakırık o kadar adam var ki, sen ne güzel insansan, seni böyle güzel eleyen nedir? Sahabeler, Hazreti Ömer'den tutmuş, Hazreti Peygamber'in özüne. İndonezya'nın Müslüman olmasını bilirsiniz, bir tacir gelir, parça getirir. Parça getirir, eybi olur. Mövcut kıymetten çok ucuz satmasını dellala verir. O satır, gelir, deyir, sattım mı, dirhamızını sattım. Deyir, satanda eybini dedim mi? Deyir, yok. Zaten ucuz satmışam, ne ihtiyaç var? Deyir, hey, parçanın hamısını yığ geri. Benim dinim bu pulu yemeye bana haram buyurdu. Biz bugün bir malı satarken eybini deyip satabiliriz mi? Hiç düşünürük mü biz bugün veyahut da şimdi normal hayattan misal getirerek de durup burada olmayan şeylerden misal getirerek normal hayattan bir maşın satırsa gelir deyir ki yığdı, satma için yığıram öyle böyle şeyler üstten güzel görünsün. Hiç fikirleşirik mi ki o pul bize haramdır? Çünkü bir Müslümanı aldadır. Veyahut da bir inek satırıksa eybini demiyor. Veya yakışır böyle de yaparsan üç günden sonra gel Ermenilerden daha satmışam. Hiç fikirleşir mi ki o pul haramdır? Kul hakkıdır. Kardeşler, İslam'ı bize ahirette bak bu cür sorgu sual edecekler. Ha, hamımız, ben de birinci özüm, hamımız günahkar. %100 olabilmelik ancak bunun da yolu var. Tövbe kapısı açıktı. Tövbe kapısı açıldı. Tövbe nedir? Ettiğimiz günahlara tövbe et. Yani tövbe elemek, Allah'tan bağışlanma dilemek ve hemen günahlara bir daha kayıtmamak. Elbette hamımızın günahı var. Bizim o kadar günahlarımız var ki. Bizim, benim özümüz. Ama Allah-u Teala tövbe kapısını açıldı. Gelin tövbe ile yakın. Bir daha günahlara kayıtmayak. Ve bu ay vasıtasıyla bu ay sebebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyakın. Ya çok adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı diyende diller 571'de anadan oldu, 622'de hicret iledi. Bu hayat değil. Bu tarihi kronoloji hiç kime lazım değil. Ahirette bunu soruşmayacaklar. Ey falan kes. Peygamberin kimidir? Hazreti Muhammed. Neçenci de anada olmuştu? Hayır, onu soruşmayacaklar. Neçenci de anada olmuştu? Neçede ölmüştü? Neçede hicret ilenmişti? O yüzden soruşmayacaklar. Sen yaşayışın peygamberin yaşayışına ne kadar benziyordu, ona bakacaklar. Sen Resulullah kadar ne kadar yakışı insan olmuşsan, ona bakacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten onu öğretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan kabaha ahlak öğretti sahabelere. Düz de o vakti tedricilik vardı, indi yoktu da. Çünkü ahlakın önemi. Dövüşte böyle kafirler, Hazreti Ömer'i çağırıp soruştu. Ey Hazreti Ömer, burada şaye geldi ki Muhammed ölür, doğrudan mı ölür? Görürsünüz ne kadar sağlam adam idi ki, yalan danışmayan adam idi ki, onlar bilirdiler ki bu adam yalan danışmayacak, daha ölümse diyecek, ölüp de ölümse diyecek, ölmeyecek. Bu kadar doğru sözlü olabilir ki. Kardeşler,
bir Müslüman bir söz diyende doğrudan mı eledi deyip soruşursularsa bizden, diyelim ki filan şey felerdi, bak soruşur, hacı doğrudan eledi, doğrudan da eledi deyip soruşursa demeli, hele yakışı Müslüman olabilmemişim. Çünkü o bilmir ki ben, yani o bilmir ki yani yalan danışma olmaz. Demeli yalan bir sefer danışmışam ki benden soruşur da doğrudan mı değilse. Ama Müslüman, Müslümandan onu soruşmamalıdır. Neye göre soruşmamalıdır? O da o kadar sağlam olmalı ki bilmezsen ki bu Müslümandır da namaza gelirse, beş vakit namazı kılırsa Müslümansa bu yalan danışmayacak. Çünkü ben sahip senden soruşurlar, Müslüman falan günah işleyen mi? Diğer işleyen insandır da. Bir iki sayılar sonra diler Müslüman yalan danışar mı? Durur, oturur, hiçlenir. Deyir, asla. Deyir, asla. Üç defa deyir ki, asla. Bir Müslüman asla yalan danışmaz. Bugün bak bizim büyüklerimiz böyleydi. O kadar şeyhler tanıyırsınız. Şimdi adlarını çekmeyek. Rayonumuzda Şeyh Ahmet Efendi, Nasuh Efendi, başka başka şeyhler tanıyırız, kitabını okuyuruz. Hiç bu kimi, falan kese namaz kılmır, salam verme, falan kese tekfir eyle, falan kese... Böyle şeyler eşitmişsiniz mi? Ancak bugün bize ancak onu aşırır. İslam adına ancak onu aşırır illa. Hiç kim yakşı insan olak diye söylemir. Ha falan kese namaz kılmır, ondan et alma, o ne bileyim, meçte gelme, ona salam verme. Bugün İslam'ı böyle parçalıyorlar. Bizim işimiz, güzel şekilde, ahlaklı bir şekilde yaşayıp, Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman Allah-u Teala ey kulum neyle geldin diyende bak bunlarla geldim diyebilmektir. Yoksa kimlerse bugünkü İslam'ı o şekilde parçalamaya çalışırlar. Muhtelif gruplar İslam adına yaradıklar. Çok teessüfler olsun ki bizim birçoklarımız da buna uyur. Buna uyulmasın diye ne demek lazım kardeşler? Gençlerimizi özümüz yetiştirmek. Hamı İçi biz karışık. Uşaklardan da razıyız. Ha mı? Yaşlılardan soruş. Ha mı diyecek ki indiki gençler beledi. Biz de beleydik mi? Ama bir şey gelin içi ben karşı fikirecek. Onları kim yetiştirir? Ve kim yetiştirmeli? Bizim uşağımızı kim yetiştirmeli? Biz. Eğer biz yetiştirebilseydik televizyon, internet veyahut da kimse yetişmezdi de. Hakikaten yetişme. Onları yetiştirmezdi. Bugün sigaretin yaşı mektepten birinci başlıyor. Uşak birinci sigarete başlıyor sonra mektebe gidiyor. Hakikaten öyle değil. Bugün içkinin yaşı harada düşük. Bugün narkotikin yaşı hara düşük. Hamısı bizim gençlere, sohbet biz diyelim buradan ümumi hamıya, gençlere düzgün sahip çıkmamaktan gidiyor. Biz dinimizi, biz güzel ahlaki keyfiyetleri, biz milli manevi değerleri uşaklarımızla evde aşılasa, onlar elbette yolunu azmazlar. Ona göre kardeşler, Allah-u Teala hayatı bize bir defa verir. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu ki, bu hayatı bize, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O ki, yani hayatı ve ölümü neye göre yaptı? Baksın ki hansınız yakşı emel işleyirsiniz, yakşı insan oluruz. Kardeşler, ölümden sonra kaydan yoktur. Ölümden kaçan da yoktur. Bu kadar milyonlarla, milyardlarla insanlar gelip o dünyaya. Biri kaçabilip mi? Kardeşler, biz de kaçamayacağız. Biz de kaçamayacağız. Kimisi 30'da, kimisi 50'de, kimisi 150'de de olsa ahiret hayatına gideceğiz ve Allah'ın huzuruna kaydacağız. Ağıllı insan neyine? Oraya giden, gitmemen yolu olduğuna göre giden de sorgu sualdan yakşı keçme için hazırlık görür. Ona göre acizane tövsiyemiz odur ki gelin hamılıkla Allah'ın ipinden mühkem yapacak. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ipi İslam dinidir. Gelin dinimizde mühkem yapışakın. Allah'ın emirlerini, Allah'ın qadağanlarına riayet eleyin. Emirlerini eleyek, qadağanlardan kaçak. Bu 60 illik, 70 illik dünya için ahiretimizi boşa vermeyek. Allah razı olsun, dikkatle dinlediğinize göre. Ekseriyet benden büyüktü, kalbini kıracak bir söz dediğimse hakkınızı halalleyin. Öz nefsim için hiçbir şey demedim, ancak İslam'ın emirleridir. Allah-u Teala bizim günahlarımızı bağışlasın. Hakikaten günahlarımız çoktur.
Allah-u Teala bizi son nefesimizde kelime-i şehadetle bu dünyadan köçmeye nasip etsin. Allah-u Teala bizi kebir azabından korusun. Kebir azabı çok şiddetlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle bir insan yoktu ki kebir onu sıkmasın. Allah Teala bizi kebir azabından korusun. Allah kebrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. İnşallah. Nece ki burada toplaşmışız ha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında da cennette böyle toplaşma Allah-u Teala bize kismet eylesin. Allah razı olsun. Farkında değilsin, kalbin ağlıyor. Ecelin gelmeden gel tövbe eyle. Farkında değilsin, kalbin ağlıyor. Ecelin gelmeden gel tövbe eyle. Nesildir ki daha zamanım çoktur. Senin elinde senedi yoktur. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Bütün söndürür kalbindeki iman. Bu çirkin gafletten gel sen de uyan. Kabrin açılmadan gel tövbe eyle. Bu çirkin gafletten gel sen de uyan. Kabrin açılmadan gel tövbe eyle. Nefsin der ki daha zamanın çoktur. Kimsenin elinde senedi yoktur. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden çoktur. Kimsenin elinde senedi yoktur. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Vallahi billahi hesabın zordur. Son nefes gelmeden gel tövbe eyle. Kardeşlerim, hürmetli konuklar. Nefsin deyir ki bize, zamanın çoktu, hele ömrün var. Ama hele biz bilmirik ki ömrün hara kimidir. Ama bizim günahlar bizden tövbe istiyor. İnşallah Rahman, Allah-u Teala bizi tövbe edenlerden eylesin. Ve tövbe kabul edenden eylesin inşallah Rahman. Şimdi biz inşallah Rahman sözümüzü veririk. Rayon Gazi Mavini Rasim Efendi'ye bir iki sözden inşallah Rahman bize çattırar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın rahmeti ve bereketi her birinizin üzerine olsun. Çıkış için bize söz verdiğinize göre Mükemmel Efendi Allah sizden razı olsun. Allah Sübhanahu ve Teala bugün
bu kentte yani Böyükova kentinde keçirilen bu mürid meclisini öz dərgahı izzetinde en güzel şekilde kabul eylesin. Vermiş olan sedeqe ihsanları, xeyir hesanet işlerinizi Allah-u Teala her birinizde en güzel şekilde kabul eylesin. Gelen xatabaların karşısında duran sedeqe ihsanlardan eylesin inşallah. Bizden evvel çıkış eden Malik Efendi bütün mevzulara girdi çıktı ve bize lazım olan bütün sözleri dedi. Biz de inşallah bir neçə kəlmə deyəcəyik, bu inanı bitirəcəyik. Biz Mövlüdü Şərifə, Mövlüdlərə başlayanda ayətlə başlayırıq. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha və mələikətəhu yusallun alənnəbiyyi ya eyyuhəlləzina əmənu sallu aleyhi və sallimu təslimə. Allah Sübhana və Teala özü Kur'an-ı Kerim'də buyurur ki, Allah ve onun melekleri ona, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salam deyar. Ey Allah'a iman getirenler, inananlar, siz de ona layığınca salam deyin. Kime? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı çok çekilir, zikir olunur. Biz üzümüze el çekilip salavat okumur. Bizim üzerimize vacip olur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı çekildiği zaman ona salavat göndermek. Yani Arapça bilen Arapça, öz dilinde bilen yani öz dilinde Allah'ın salam ve duası Peygamber Efendimizin üzerine olsun diyebilir. Biz Peygamberden danıştığımızda her zaman ondan danışılır ve tarif edilir. Bu meclislerde daha da çok yani burada tarif olunur. Ve biz bilmeliyiz ki Müslümanlar yani iman getiren yani Müslümanlar bilmelidir ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede en çok okunan ayetlerdendir. Gün boyu beş vakit namazlardan sonra Bismillahirrahmanirrahim ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala hitap ediyerek ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. İnşallah ki biz o rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Ve ümmet olmak için yani burada danışılanlara, okuduklarımıza yani Kur'an ve sünnet üzerine yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatini okuduklarımıza emel etmeliyiz. Hakikaten de biz o ahlak peygamberden numune alarak özümüzü ele yetiştirmeliyiz. Malik Velim çok güzel geydeledi. Bizi gören insan bu ne güzel insandır diyebilen insanlardan olmaya çalışmalıyım. İslam tekçe mescidlerin içerisine kapanmıyor, hapsolunmuyor. İslam yani bütün hayatımızda yani özünü göstermelidir. Sözümüzde, danışımızda, giyimimizde, ailemizde, komşumuzda, içtimaiyette, yolda, her bir yerde. Yani İslam'ı yaşamalıyız ve bunu telgin etmeliyiz. Biz bunu yaşatmak için de böyle tedbirlerin, yani bizim Allah geçmişlerimize rahmet eylesin, o dövür için çok büyük ehemmiyeti olurdu. Yani biz burada eşitliklerimizi, her birimizin ailesi burada iştirak edebilir. Ama evden bir nefer en azı numayende var. Buraya gelen Müslüman bacı ve kardeşimiz eve gidip oğlu, kızı, nevesi soruşanda, o mecliste ne var idi deyende, yani biz bir neçə ayetin tercümesini mi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini mi, güzel Allah dostlarının hayatından nelerse danışıldı mı, evladlarımızı evdekilere danışabilmeli. Sadece gelip burada bir iki saat oturduk, dinledik, biz orada var idik mi, var idik kimi cümleleri yani düşünce tefekkür içerisinde olmamalıyız inşallah. Biz faydalı olmalıyız, okumalıyız, öğrenmeliyiz, yanı başımızdaki insanlara bunu telgin edip çaktırmalıyız. Allah-u Teala bizleri doğru yola hidayet eylesin. İnşallah böyle güzel tedbirlerin sayıları çok olsun. Dikkat edilmeni dinlediğinize göre Allah-u Teala her birinizden razı olsun. Baca Rabba teygi berkat rahmet kul Habibut rüşinaz kuduha bizi Dinatul ahlu yak meclis algitun Mevlidala ahuli Hudul hal hazabi tutadarikun
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli amri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Ve mağfiratun duana. Allah'a son salam bilgi kim aziz bu? Allah'a son rahmetun, berekatun, mağfiratun ki gerçek yiğe. Allah'a sizden işe berekat yiğe, işeden işe alın. Allah'a sefirde ve sağlıcan üden yahar yiğe. İşte din işte bizim konu gideceğiz. Örneğin çok az iş olsun izle bakın.
İnşallah hazır üzül hesabı üzül vaktiniz üzülü serbest düğünü durun için sonu gezi. İnşallah rahman teyadın fivatsan. Hece Allah'a sen bu jöre teşkil-i hubur-i sadaka ihsan ki aha mevlid ki bir şükür andırıca itibaksı bu ki aha Rusluk adi, Nişeri Sovetluğuduk adi, Rayonduk adi, Ölkehtik adi bir şey ne kinanlı gündü kahap Allah'a nusibat al, untigala şok yıl maşrak mağrib mesafede Allah'a sizin için de bunun meclisi bu gibi. Hamzul ruhum ruhin ki sevap şey ki tuzul ki buna hal çürü ki Allah'a Nişeri ki dizdeki Allah kurhay ki Hediye edin ki vatsal Allah'a sevret sebuğu Nişe bize çahal umumuz Nişe olsun muhiyet olun müzik ol gülü Elhamdülillah Allah'a sevret Jek su koy Gözül tarı zahmat sayesinde Kem müzik huzuru nuru bu nişe de kar verişin niş Sualim şey ise sevbişin rima Müzik huzuru nuru go Kak bazı ve kan gurgu Allah'a yani Müzik hukini tesu hukuru şey Hakani tarih kurusun ihru gülü Tarih bu adam o bu müzik kulübek anı o. Allah'a sorduğu nak bizi o untunu, Allah ruhsunu, sürdüğü bunu, rükû'u bunu. Adam o bu tarih bu adam. Allah'a sebebi nişer nasıl bu tarih bu bu sahibi. Nişer kalli sallallahu aleyhi ve sellem avarak yadhu uzi kel'anu Allah yadhu uzi. Şez bizi kel'anu Allah yadhu uybitsun. Allah'a sinir Kur'an'a da ayet bu bu. Allah'a sebebi Mujud dungu hadarisun bukursu yadhu uygu bukratan vasilen hadarisi bukursu ki mujud dungu ruhsu uygu zikr uygu Allah hasbi şuna Abiş sivir nöbede Allah zikr uygu Çeyri ki kel'anı Allah sun Rasul Rikent ami nöbu nişede Malik Efendiyiz gibisi Rasul Efendiyiz gibisi Allah sun kalam saltu azbisi Allah hasbi malak sivizgi Yani Jinyel avar gısı salavat bitni Rikent tam nöbu usulü ahlı ikigi usuygi duayı hurunu Mujud geleye mu'min al-adama Ağacır avar gısı duayı hurunu Ağacın amru beyda Nişer niyat nasbu rakbat sınsa Allah asıl Rasul Rikent tam tüm usul hayatı usul gedezi Nişer bu barakat şınzi Kinsa bu Bitsin bu inda zikri salihin tanzilur rahme Şika adam olup yadhurun bikih Allah asıl barakat başlı, rahmat başlı Ece inşallah umut bu nişe Allah asıl nişe kendi başları rahmat ol guni, barakat ol guni Rıkkı rıkkı rıkkınız inşallah Ece ahiriye bin ki vatsal Çakoy Avarık selamu sallam cünyeli sahabeyi zuhunu Majlis oldu bu olmi Avarık ismitse dungu dir Habibin bisi ki ya Resulullah Nijdur vatsal buradın Avarık ismitse selamu sallam ismi mujdir sahabeyi Mujdir ol sadak Sohbet ve bunu almak mujdir Ama dundir vatsızı mahçalar yok. Ece şirhe ya Resulullah kaldır vatsal, bitirme, Allah ve selam sallamız bitirme, gayb aldı dedi iman şurul adam ol. Yani dün beriz de ve kehe muni, dedi borcun ol adam ol dal. Kıyam sokma yutu katlı rezil dal, dir ummah dalı, mu'min zabi dal. Bitsunun Allah ve selam sallamız, ashab zibizdi hazı bağlı hırya dünkü vatsal. Ka'an kudab talih bu nişir olsuna, hazar et okumuz ki son Nişet bunu avar sükürü o gani ant sikir mesafe beytunu Jekin nişet Allah'a sihi kısmat hukullu Ve Allah'a gab kası bişin nişi rusunu dinu l-islam ki Ve dinu l-islam zine metse duhun ve jineli Ru'lu ruhul duhun nişi kışın zborum Avar gısta iman ki nişi kısmat hukullu Elhamdülillah Allah'a sihiz bu Hırya bin Şuvatsal Hatta bu diye ruhul şeyh bu Ece Hırya bin Şuvatsal Avar sallallahu aleyhi sallam Vakin Allah'a sıfır zor buluyor. Şimdi biz iyi Çoğuy Allah kısırasına mız Kel'anı Allah'a sol tevhid barıda Allah çoğugu Allah solu kel'an şükür barıda Musul ve bizi gidiye düşünmek ilişka Arayken ahka Yahudi ruhu çünkü Medine'de sadak yaşamıştır yani Hristiyan ruhu, Yahudi ruhu, Musul ve bir ruhu Ağabey yahka Allah kısa Allah'a solu tevhid olu gafı bu da Hazretun bitsego ya Muhammed nişge yani Allah soğuğunu dini türü neş nişge Allah soğuğunu ece Rabbi Selim'e Allah ve sallallahu aleyhi ve sellem sikali Allah sonra kaldısı ayet başta Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Kul inna kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yagfir lakum zunubakum ve yarzukukum min haythu la yahtasib sallallahu aleyhi ve sellem Şu tefsir bu alimiz bir şuna Diyerdir avara
Hagal do khirrel Yahudi zibitsun. Mojen agar bishin bati ki nish bitsongu Allah asne borjun ol. Yeje du gazabitsun agar mojen Allah vakin vati ki muj dini tabirhi. Yani dihi bitsin te mahmujlehi dihi bitsin te hun muj ro nuro kum bitsongu gazda. Yeje dami khilish Allah asne mojrak silon Allah asne mojkhira huruzulon ay an huruzulon ve mojen bunahu ki Allah asne shurzulon Mujud hiç tesavvür bu hiç olsun ki mujud olsun Allah aşkına rizki kesiliyor. Fakat yine kaz boğri Allah aşkına kere avar kısta gazda kanı bilsin. Demek ki avar kısa sallam suhu vakit metsin hın ifade hı buyu uçumur. Gam nikere bütün beden dokunu amal hıbuzi zahmak ki çazgalı avar kısa olsun da nikere yaşanmış izi. Allah aşkına hı bunlar ki nikere olsun inşallah rahmet. Ecele feryal dini ki vatsa Nogu Malik Efendiyiz Kaan Bersiz ve Bilsin Musulmançı kana veriz kaldı. Musulmançıyız. Cüneyli hayat kinsa başı kinsa kaldı. Kinsa o bitsi kaldı. Gazniki emir genişle etraflıysa izah olur ya. Bak el haber bir sürü çünkü dungur. Ama git uçam kalma niş bu bikinizde niş bu aile diken rehber al bikin al aile terkib diken kudahi nişe de bu ne? Demeli gazallahiyat Allah rahman ispir başa nişe de havala havala Kesa Kur'an-ı Kerim'de ayet bu Bismillahirrahmanirrahim. Er-rical kavvamun alen nisa sallallahu aleyhi ve sellem. Muş bikin ol rüca bazikan rehber olurmuş go. Önder olurmuş go. Nüh beksim olurmuş go. Şimdi geçe gaza mahşur olurmuş go. Allah aslike de bir başa kap kap karın misiye buğa. Demeli o ki bu arada bir sıfak yıldı. Allah bu hadis bu sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi Mujur rishi ki gün ruhu mujur aile dokunu bir şibir çınçıda rehtar hukun al, daran mışın al, cil bir sunun avar usul hadis bu. Dungu mujur görün ki aile doğduk, bir şu yani nununa boksi formada yanaş mışın al, bir sunun avar usul hadis bu. İşte bak aile mügaddes ucu akhriya bin cüvatsa aile dokunu aile idar hukunu çiğsiz suçan mışar kurulu gaz kalsın zikallı. Kalsın hediye ki kıyam sokmayı Hâlet o yüz yüz havur roh yükü bir kenhan ki yine aybuh niye bunu Allah sivetse yani günahkar olsun azam. Gaz bitsin bir kenhan Allah nice de istememek köyü o, nice de mahşeyi o, bitsin niye o bir kenhan Allah. Hakken, mühakken, nice de beksi bu heye bir sunulu, bu heye bunu yani hâlet o kuda o tüye versin. Atı göre bir şey sibirli dine şart şey bu, hâlet o roh, hâlet o başçıyız yerine yitirmişiz gal. Büştü beri şart bu oku, gazkı jineli rütça bir yolgi, jineli yasız olgi, jineli vasız olgi. Agat adı reklinde rökülü bir kırk kez kalası. Yani Allah Kur'an oldu ruhunu, Nur Sura ruhunu, kimse amur buyruh mubati ki cuağlı deyim rikin zikalı, örtülmüş zikalı, agatta bir kırk kez adı bu oku, aile dolaşıyız. Yani bir kere kader bu bir kırk zikalı, halatı bir kere rikin zikalı, Habis önce burada akali bu kore halat erikere kere muasirli muasire yani abjoy dosun hiç karar da konuşur. Buru gam çöde hem nişere adam sunucu, hürmat sunucu hem Allah Resul hem cemiyat ruhunu yani rez kalkıda bu da fesat ezilse sunucu rez uğusunda Allah aşkı şur tümüş boğa, nizam boğa. Hatta yöre hatta bir Türk kez kaldı. Vasız dışarız bir Türk kez kaldı. Kendilerin örgütlü oldu. Yani bütün kulpatuk ki danju niket bekle Kur'an Kur'an şalvar ikat rukun rujuna Kur'an mayık ikat rukun rujuna Hagadina cemiyat rujuna vakit onu sendi Gap yani hik ucu burga Dini hivatsa Kat bezi kalıp ben hırsı din rikir rikir Gap rikir rikir şey kazmoni adab kazmoni Hürmat kazmoni Kudazı çahaz ikna esas ki Cemiyat rujuna rukul aksakal zikinah Arbuşak zikinah Yani birinci nöbette huzul adam sunucu kaldı. Allah Resul adam durmak huzul adam sunucu kaldı ki Rabbi reken bezi kaldı yani şerh-i tevhid geldi. Hakan bu kadri kere çalvar rako çok suya yani hudu bebeğinin kuru şezi rukul hüburme, sürza hüburme, mokiki çoğun kutsi. Kaç sıkın reken kurta bati gibi, mayke bati gibi bezi kaldı ki halat hep şezi, cezgi kalkmanı ahlın ihbeni hatta hücul umurlu bir kırmızı kaldı ki. Şezi nişet ücretsiz ki iki durumda var, cehal ki nişet begut sürü olsun. Rütbe oldu arada piklik gezirgo. Eylinin piklik gezirgo, aile dolu başçıyız. Gap,
kak olulu, kiki çunu yükülü, çarpı şunu tuzdu, gazka kal maş silahızlarla. Nurca bitti, kazan kurpat etti, maş silahı. Niye kapışın bak, ne dedi ki ben? Gazka kaşanı adam uzakı rüçazıdı, gazka kağıdı bu. Şimdi, çünkü kap İslam hükül zaruri, ilmi bu gancı, rüzun ikedilen, dini kuvvetsin, kazı bozu kalıp, Allah bozu kalıp. Ağan ala bu misaldı ki, neyi ki kak, kiki çunu, yani debahe o, kalk debahe o, kalk musul, kalk da aile zorunda he o. Bakmayarak musul ve beru bu, da aile zorunda ümmiyat ve dini anlayış aile zorunda he o. Davcu nik ma'ar ulazi, Şamil İman usulü, yani dağ tamsil umuda halk eki, nişe rikkin uğur nünki olsa. Ece Allah'a selamın tavrı bunlar ki, halk yani amalı zikat çekiyoruz. Ağayın bu Şamil'in şey muskalı, Rikki ve hune rik, halalı hezi kalı. Birkin de rik hezi kalı, halalı dinik olası. Hoşul minike pikir buz kalı, uruhul buz kalı. Çoğa sesli hızan bari, bir çok İmam Ogut Dungurası dedi, plan okudan istenen de halkı, ece, kâgı, boşul hangi, beş beş yılının tebeyi de afsar ki haklıca olan, Rene Gümüşleri, Zahabakır'ı, Bakın hangi görüşünde ciddi kabartıca rap ve humur hizmetka gıçı bunah bu kadar. Diyip bu mecbur oldu, kabaka hizmeti bu zevara al. Onu söyler ki, azat ve çadak onu kezi. Diyip çok sual verdi bu. Yani her bu bölge nasıl çok din kıvatsız. Ciddi usul cevap görür, din kıvatsız. Bu musulman şey, bu dükkanı durur, gayda kanun, şer'at yolu, din yolu, İslam yolu, körünüş bu dükkanı, nikâdı din hizmetini, حرام جهت این اختر این قرن و حرام جهت اون کی ایسه خدمت که اون بین قرن که دقل بود وقتا خود این ده بر گزنج که حرام بود اجا من یه بشنا که آن غال کپر کام غیر کی نیم غزی عروسنا جو خدمت موقع چاله دو دو شهر لبونی هر حرام جو بودی توی وقتا سه امتناع بود که ات سایب سری است غصی دید بیس باش میشه دو کوه حال حاصل کیگه سلاح نداشت میحاتی بلازر کی عروس میسونه Atan seçe biçmişine demeli davası durmanın iman bu ki das suyazı mutun diye konu çok öyle ki diye hacı ben hocam ya ben hocam ya halal bir haram bir hala dinleyeceğim bu nişet kurgul bu saldın ki olsa hala bu nişet gati yani misal ki halal bazı cüretim haram hocam karışmışız mı ben bu şimdi Allah asmanı durmanın ayya bu bismillahirrahmanirrahim ve la teyemmamul habithe bittayyibi sadakallahu aleyhi Gini hücreyi dokunu kuzdan hücre jubozu boğulun hücudu. Şu mağne şey, karı hücud boyutu deyince hücud bu azabı boğulu. Misal ki, Nikah Ümer ben jubu da var. Bir tek boğul vekilik, bitnay deyke kohumu bitsin, kohumu soka araç kez kalı, deyip başarı deyinden suyu pateş gibiz. Ece, dedi ki görü araç, nesli hundası şey buz kalı, ilki bozu kalı bitnay. دیش حلال دبی کنن حلال عرس که برد سوکی نه شیر بوری کنن حرام جو بوسونن یعنی دادیر عرس که حرام تو جو بوز بوری و داشتن آدم اگه ده حرام که حبوزت امر داس اتی یه نیش مسول با بریش الله از اینکه ده امر او بوله فرض او بوله کلی خجای تو خود از دان جو بوز با او مجبور بیسون خوشو بینی که وقتی که بیکر بوسکالر اون بوسکال Ağayın al, yani moment olup, inşe çağırsana, fikri tezgaran, Allah'a seyir Rabbin, âlâdıl unu'nu buzi, âlâdıl şikri geçin maçti, inşe tafımlar ki ya Rabbin, nişundur onlar oga, ahadîn ol İslam, bilirsin sana, biraz o kanki in sunutunu, gelecek nesil nukhe götürmüşüz inşe olsunu, iman ve rak takva kirli. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. شريعته أزكى النسب أعلى
سبيل كل العرب في خدمته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر bilmesense samihan o değil. Yani üçüncü, yani onlara kulak asıp eşidi emel edenlerden olun diye. Ve la takun rabi'an, yani dördüncü olmayayım diye. Ya alim değilsen, ya mutalim değilsen, ya da onlara kulak asıp emel eden değilsen. Yani ağına, başına geldi, onu değilsen. Onlardan olmayayım diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Rahman bizim aramızda alimler de var, mutalimler de var, eşitenler de var. Allah-u Teala bize emel-i muhakkak olması inşallah. İnşallah bizim kulaklarımız var. Alibat İslam Koleji'nin müellimleri var. Onlardan da istiyoruz bir nefer gelsin, iki nefer gelsin, bize problem yoktu. Yani güzel eleştirileri bize çaktırsın inşallah Rahman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala bugünkü meclisimizi hayırlara vesile eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bize şefaatçi eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin isminde Allah-u Teala alemlerin Rabbi olduğunu bize haber verir. Enbiya suresinde de ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin deyir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim deyir. Allah-u Teala Rabbimiz hansı alemlerin Rabbidirse Peygamber Efendi sallallahu aleyhi ve sellem de o alemlerin rahmetidir. Kur'an bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinden nakl olundu.
Allah Kur'an'ı peygamberimizin kalbine indirdi ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oradan okudu, oradan yazdırdı, oradan bize çattırdı. Yani Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ifade eder bir bakıma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ın canlı şeklidir. Ahlaki olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık bir ömür yaşadı. Bu 63 yılın 40 yılı, ilk 40 yılı ve inneke le'ala hulukin azim. Şüphesiz ki sen en büyük ahlak üzeresin. Edeb ahlak. Ömür boyu devam eledi. İkinci, Kur'an-ı Kerim vehyolunandan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilenden 13 yıl boyunca Mekke'de tevhid mücadelesi eledi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksiniz, canınızı cehennemden kurtaracaksınız dedi. Bu tevhid mücadelesinin sonunda bir miraç hadisesi oldu. Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 50 vakit namazı emreledi. 5 vakitte dayandı ve 5 vakit namaz kılan 50 vakit sevabı kazanır. Medine'ye hicret oldu. Eziyetti. Bir yol gittiler. Medine'de il yarım çalıştılar. Evlerini kurdular. Ekinlerle ekmeye başladılar. Rabbimiz emreledi. Zekat verin. Yediler, içtiler, rahatlığa kavuştuk diyende Rabbimiz emreledi. Oruç tutun. Ve Medine'de 3 tane büyük muharebe. Bunun sayı 120'ye kadardı de. 3 büyük muharebe. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları. Bu savaşlar ancak düşmanı bertaraf etmek için oldu. Evinde olan insanlar komşunun hücumlarını def etmeye başladı. İslam rahmet dinidir. İslam merhamet dinidir. Müslüman terörist olabilmez. Müslüman radikal ağılda, düşüncede olabilmez. Niye? Bizim alemlere rahmet olan bir peygamberimiz var. Alemlerin Rabbi olan bir Allah'ımız var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son 10 yılı da ibadet hayatı. Esasen bütün İslam hukukunun emirleri o vakti geldi. Ona göre değiller ki bir insanın 3 tane hususiyet olacak. Bir, Müslüman ahlaklı olmalıdır. Ahlak en yüksek keyfiyettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından danışan hadis kitaplarının birinde Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde der ki Peygamberimiz dedi ki ya Rabbi niye beni peygamber olarak seçtin? O kadar insan var, o kadar kulun var. O ayet indi. Çünkü sen en uca ahlak üzeresin. En edepli, en üstünü. Müslüman edepli olacak, ahlaklı olacak. İki, 13 yıllık Mekke dönümünde namazdan evvel İslam ekaidi, yani İslam inancı, egidesi oldu. Egide olmadan, düzgün egide olmadan, imanın 6 şartı yerine gelmeden namaz kılsan da hayır yoktu. Doğru düzgün bir inancı olmadan bu neye benziyor? Evin fundamentine benziyor. Fundament olmadan dikilen ev küreğin karşısında da uçular. Öyle bir güçlü imanımız olacak ki o imanımızın üzerinde emellerimiz bina edilecek. Namaz, zekat, oruç, hac bunlar hamsun üstünde gelir. Bir insan hacı olandan sonra her şey kurtuldu yok. Hacı olandan sonra her şey başladı. Hacı olmak üniversiteyi bitirip diploma almaya benziyor. Sen o diploma alandan sonra, çalışmayandan sonra o diplomun kime ne faydası var ki? Ona göre hacı olmak numune olmaktır. Hacı olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gidip gezdiği, eziyet çektiği, mücadele elediği 23 yıllık muharebeler, mücadeleler, sıkıntılar çektiği yeri görüp gelmişsen, sen Peygamberimize bir adım daha yakınsan demektir. Ona göre hacılarımız numune hacı olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberiydi.
zekat malları gelirdi ve orada zekat verilesi insana, zekat veren de bilirsiniz mi nedirdi? Gidin evde kadınlarınıza söyleyin, bu koyunları, bu inekleri sağdıkları zaman tırnaklarını kessinler. Bu ineklere eziyet vermesinler. İneğe eziyet vermeyen, koyuna eziyet vermeyen bir Müslüman ümmeti insana eziyet verer mi? Üstüne bomba bağlayıp yalanla Allahu Ekber demekle onunla Müslümanlık mı olur? Suriye'yi kan gölüne çevirdiler. Irak'ı kan çanağına çevirdiler. Dünyanın her tarafını berbat ettiler. Müslümanlar yaşayan yerde Allah-u Teala hususi bir madenler koyuplar. Müslümanın ayağının altı kızıl akır. Ne vakti Müslümanlar bu kızıl madenlerini başlarının üstüne yığmaya başladılarsa o yerin dibine geçtiler. Müslüman ağırlı olacak. Bütün dünya ayağının altında olacak. Ama başın üstünde Allahu Ekber. Başın üstünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, muhabbeti olacak. İmam Şamil rahmetullahi aleyh, o büyük insan, o büyük şeyh, o mürşit, Nakşibendi şeyhi olan İmam Şamil hacca izin alıp gidende İstanbul'dan gitti, payitahttan. Orada bir Allah dostu dedi ki, ey imam, senin bu 25 yıllık mücadelenden sonra niye mağlup oldun bilirsen mi? Sen savaşa çok katıldın, salavat meclislerini, hatmi hacigen diye salavat meclislerini bir nece defa terk edin diyor. Salavat olmadan Allah-u Teala'nın rahmeti de olmuş. Ona göre bu meclisler müminler için Allah'ın ganimetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeyen, onu zikretmeyen, ona salavat getirmeyen, onun yaşayışı gibi yaşamayan insan Müslüman sayılmaz. Hiçbir şey sayılmaz. Ne buyurur bilsiniz? Komşusu açken tok yatan bizden değil. Misafirine ikram etmeyen Allah'a da ahiret gününe inanmamış sayılır. Ya doğrunu danış, ya hakkı danış, lazım olan da ya da ki sus. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Danışan yorulmaz, dinleyenler yorulur. Sizi yormamak ve bugünkü meclisin hamımıza hayırlar, bereketler getirmek dua ve niyazıyla Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallahümen merhaba okuyuruz. Merhabadan sonra da bir iki kelime danışarak sonra özümüze sonra çatırak inşallah. Ya merhaba, ya merhaba, ya merhaba, merhaba. صافي المبرد بدون يوم
bizim bu merhabadan danışaq. Merhabasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman Medine'de olan Müslümanlar gözlüyordular ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelsin. Ve yani gözlemek bile değildi ki yani indiki zaman ki bizde otururuz güzel şaraitte veyahut da isti olanda kondisyoner salarıq veyahut da soyuq olanda atapleni salarıq işlediriq o vəziyyətdə deyildi. Hatta bazı alimler deyir ki o vaxtı o kadar isti idi ki biz bilirik Arabistan'da yani Medine'de necə istiyar olur. İndi orada sahrelerdi, qum olur. Qumun içində deyir yumurta qoysa bişəsi kadar o kadar isti idi deyir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ederken bütün Müslümanlar gözlüydüler ki Peygamber aleyhisselam gelip çatsın. Ve Peygamber aleyhisselam oraya çatanda ucu görürler ki Peygamber aleyhisselam ucu yakınlaşır. Başlıyorlar ki bu Tala'al badru aleyna bu istihaller var yani şehirler var Arap dilinde. Bunu okumaya. Yani bütün Medine halkı onu okuyordular. Ve gelip çattığı zaman yani orada o vakti Hamud yani ayak üstü olurdu. Ayak üstü durup bu beytleri okudular ve Peygamber aleyhisselam gelip çattı. Ve ben hemşe diyelim ki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o insan o Peygamber aleyhisselam gelende, yani o cemaat Peygamberimizden ne gözlüyordu? Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani kızıl mı var idi, yoksa var devlet mi vardı, ne vardı ki o halk, o vaziyette o istide gözlüyüp ve gelende bu şehri okudular. Peygamber aleyhisselam onlara ya bir gram kızıl getirmedi, ya gümüş getirmedi. Ondan da daha değerli olan İslam dini, Allah'ın dini getirdi. Ve ona göre de onun o İslam'ın değeri bilen insanlar olduğu için onlar o eziyete dözdüler. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın yani ocağlığı, büyüklüğü bildiği için o cemaati o yüzüne dözdüler. İnşallah Rahman, biz de o Peygamber aleyhisselam getiren dinine ne azet olsa da dözerik, ne çetinlik olsa da yerine yetiririk inşallah Rahman. Allah-u Teala her birimizin bura, bu bizim mescide, bu mescidin hayata koyan ayağı Peygamber aleyhisselamla, onun sahabelerle, avyalarla birlikte cennette koymağı bize nasip edersin inşallah Rahman. İnşallah Rahman biz bizim icra münayende bu mecliste olmalıydı. Yoktursa burada belediye sadrinde olmalıydı. Şimdi işimiz olur arada. Şimdi onların mavini nasip halim var. Bir onlardan bir söz desin, çaktırsın bize. Biz de sonra dua edeyim. İnşallah meclisi sona çıktırır. Assalamu alaikum rahmetullah, hürmetli konaklar, hürmetli meclisli kardeşler, bacılar. Her birinizi hoş gördük. Bugün belediye sədri hem de hicra nümayəndəsi üzüldü səbəblər üzrə şərik eləmirlər. Buna göre ki, ben de dəvət etdiyi üçün bura söyləməyə yaxınlaşdım. Bugün çok güzel insanlar burada iştirak edirlər. Mən dindən, peyğəmbərdən, salavatdan danışsam, yani ki, İzləyirəm, mənə görə, mənim bu subyektivitim biraz böyük çıxar. Ona görə də mən biraz öz cəmaatımıza uyğun olaraq bir neçə kəlmə sözmək istəyirəm. Bəzi qonaqlar yəqin ki, bu barədə məlumatları yoxdur.
Deməli, Höytalar kənd məscidi, kənd cəmaatı özü bilir ki, bir neçə il öncə nə vəziyyətdəydi. Şükür, həm sənalar olsun ki, bu gün bu cəmaatın, bu kəndçilərin iştirakı ilə, əllərinin zəhməti ilə, qanarcıları ilə belə bir ərsəyə gəlib məscid. Məscidin tavanı həqiqətən də bəlkə də çəkilmiş şəkillər var özlərində. Sağ olsunlar ki, adiyyəti qurumlar ki, icazə verdilər və köməkli göstərdilər. Mən bütün kənd cəmaatına deyirəm ki, çox sağ olun, var olun. Həqiqətən də Allah üçün olmasaydı, bu işi görməzdilər. Sırf olaraq görkəm üçün deyil, Allah rizası üçün, Allah olan sevgiyən bu işlər görülüb. İnşallah ki, şükür Allah olsun ki, bugün burada həm yollarıcdan, həm makufdan, paşamdan, Hözalanın özündən, bizim ərazimizin islakasının, o bütün kəndlərimizin nümayəndələr vardır. İnşallah ki, gələcəkdə daha gözəl, daha böyük bir məscidimiz olar ki, öncəki bizim axsaqqallarımız bir neçə ev burada var idi ki, heç at da yox idi o vaxtı. Kəl arabası ilə daş daşıyaraq bu binanı inşa etdilər. Özü də divarlarının qalınlığını özümüz görürük. Şükür Allah ki, onlar bizlərə ötürdülər. İndiki bizim müsəlman qardaşlarımız da belə gözəl bir işarət yaratdılar. Sağ olun, var olun ki, insan həqiqətən sevinir, iştirak eləməsi daha çox oturmaq istəyir burada. Buranın gözəlliyi insanlar başqa cür avhavadır. Bir daha sağ olun, var olun, inşallah ki, hər zaman xoş məclislərdə görüşək, Peyğəmbər anılan, sahabələr anılan, Allah təbarak və təala haqqında xoş sözlər deyilən bir məclislər görüşək. Sağ olun, var olun, Allah hamımızdan razı olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İndi biz öyrəşmişik, yəni gözəl məscidlər yəni olsun, yəni Euro remont olsun, bu da bizə lazımdır. Ən, yəni bir insan yəni deməsin ki, mən məscidə getdim, soyuq oldu, mən gələn cümə getməyəcəm, nə bir şey olmasın. Ona görə biz şərait edirik ki, yəni olsun, bütün cəmaat xəstə olan da, reumatizm olan da, hər kim varsa gəlib iştirak edə bilsin. Amma bizim yəni unutmaq lazım olmayan bir şey var ki, yəni məscidi ən gözəl edən şey içindəki cəmaatdır. Yəni nə qədər ki içində cəmaat çoxdur, içindəki cəmaat yəni bir-biri ilə gözəl anlaşır, yəni hüsn-i xulqlar, yəni gözəl əxlaq var ki, o qədər də daha çox, yəni mənəvi cəhətdən daha çox gözəlləşir. Əgər cəmaat olmasa, bizim bu, məsələn, bu bizim remont kimə lazımdır, elədirmi? İnşallah rəhmən, biz çalışırıq, yəni kim nə qədər bir qəpik veribsə də, bir kərpiş qoyub qırağa kömək veribsə də, o hamınızdan Allah razı olsun. Yəni kiminsə zəhməti ilə, kiminsə pulu ilə və kiminsə duası ilə bu işləri biz görürük. İnşallah rəhmət çalışırıq da daha da çox həm kəndimizə, həm cəmiyyətə, həm də gələn qonaqlara şəraitli vəziyyətdə məscidləri qoruyaq, saxlayaq və belə məclislər də təşkil edək. İnşallah rəhmət. İnşallah bizim bayaq Məlik Efendi qeyd elədi, yəni əvvəllər, yəni hər evdə Rabiul Əvvəl ayında mövlidə oxuyurdu. Arada elə vaxt keçdi, yəni o şey bizdən itmişdi. İnşallah biz yenə çalışırıq, yəni çalışırıq ki, bu bizim kəndimizdə elə bir ev qalmasın ki, yəni mövlid oxumasın. İnşallah biz bunun üstündə çalışırıq. Bunu biz yəni yəni bir kimsə qiymət qoymaqdan ötürü demirəm. Yəni örnək olsun deyə. Yəni çalışırıq örnək olsun deyə. İndiyə kimi bizim
Şeyh Şamil'den olsun, Mahmud Efendi Almalı olsun, Ahmet Efendi Talalı olsun ve biz bilmeyen ne kadar insanlar var. İsmail Kürdemirli, bu öyle çok insanlar var ki ama bu mevlid eleyen, bu mevlide iştirak eleyen, bu mevlidi yani yani yaxşı baxımdan eleyen insanlar olubdu. Ha bu saat hiçbir yerde ne qeydiyyat da yoxdur, ne hiçbir yerde olmayan bazı insanlar meydana çıxıblar ki deyir, mevlid de olmaz, zikir de olmaz, yani hiç ne olmaz. Yani zikir de olmursa, mevlid de olmursa, belə məclislər de olmursa, vəzə de olmursa, bəs bizim dinimizdə daha nə qaldı ki? Yani onların dediği kimi üç şey qalır dinimizdə. Cemaatı təkfir eləmək, uzun sakal saxlamaq və evdə olan kimsə, ana olsun, ata olsun, qardaş olsun, fərqi yoxdur, olan insanlar pişən xörək yeməmək. Yəni, kimsə desin ki, belə bir şey İslamda haradasa, haradasa kitabda var deyə. Allah'a şükür, biz La ilahe illallah deyib, Allah'ı da bilən, Allah'ın bir olduğunu da bilən Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber olaraq da bilən insanlarıq. Bir insan çox bir qıza aşıq olduğu zaman onun barəsində nə qədər şeylər yazar. Əgər biz, bizim bu sevgimiz Allaha deyilsə, bizim sevgimiz Peyğəmbərə deyilsə, əgər həqiqətən hilədirsə, biz onları çox xatırlarıq, inşallah. Əgər yox, bizim başqa bir şeydirsə, biz də başqa bir şey həmişə yadınıza saxlayarıq, eləyərik. Amma Allah şükür ki, bizim ürəyimizdə Allah, dilimizdə zikir və fikrimizdə daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. İnşallah elə də olmağa çalışarıq. Elə olmasa bu məscid bugün belə vəziyyətdə dolmazdı. İnşallah daha da çox. Hələ bizim vəziyyətimiz elədir. Bizim kəndimizin çox cəmaatı deyək ki, qıraqdadır. Yəni sezona gedib hələ gəlməyiblər. Onlar da gəlsəydi, daha da bəlkə bir üç bu boyda insan olardı. İnşallah onları da unutmamışıq. Onlara da dua edirik inşallah rəhmən. Biz bu günü, bu mövlidi, bu məclisi bura çatdırmağa mənim yanında duran, bu məscidə bu köməklik eləyən, burada bacılarımız var, analarımız var, dayılarımız var, cavan uşaqlarımız var. Hamınızdan mən Allah razı olsun deyirəm. Həmişə belə xeyri məclislərdə padişk eləməyə Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah razı olsun. İnşallah rəhmən. Bu Allahu Akbar kəlmə həmişə ürəyimizdə saxlayaq inşallah. Ürəyində olan şey dilinə gəlir də bizim ona görə. İnşallah qalan bu silikər gətirən də, bu kamera olan da, burada başqa hərisə, bu qonaqlarımız var, hamınızdan Allah razı olsun. Yəni, çox-çox şey deyirəm ki, yəni, o qədər şey var, yəni, dilim biraz Azərbaycan dilində danışmaq çətin olduğu üçün söyləyə bilmirəm. Yəni, ürəkdə qalmaq, danışaq. İnşallah, Allah razı olsun, inadıram. Hamı, heç kim, yani heç kim buradan bir çörək yemədən getməsinlər. Bizlər bir təşkil eləmişik, burada zəhmət çəkənlər var. Onlara savab verməyib getməli olmaz inşallah. İndi biz biraz zikr edib, dua edib, məclisi sona çatdırırıq. İnşallah həmişə bu kənddə məclis olduğunu eşitdinizmi? Gəlin, yani daha ucə məndən zəng edilməzdir. Yəni, gözləməyin. Bu vaxt gələ bilərsən. Başqa vaxta gələ bilərsən. Qəbul həmişə açıqdır. İnşallah.
Soyuq oldun mu gelebilirsin. Çok futbol falan. Allah razı olsun. La ilahe illallah. 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 الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته Allah razı olsun. Rabbim.
اجل حيوان محلان هاري Oh, just a
İyi hoca. Garibin. Şükür niyeti bu beyge. Aydın o meclis oluruz, nişeye ve tavaka Allah'a kuvvet verir. Aynı kere azıcık meclis bir şekilde derdi bas Allah'a kuvvet verir. Umur saat alır. Mak mak bu nişeye ve sakı kere. Avşi teşkil-i mubatiye kızıyor. Halam Anur Sarıcan'ı. İşe verdir kuda barkala. İşe iştirak bulduk. İşe ker kurduk. Krizdik. İşe heyediğiniz gibi. İnşallah dal görüyor. Tuzak versin meclis hanım ısmatı gibi. Yoksa otuz bakın işe güneş mektir o. Da un tiha un tiha çalışın Allah. Amin. İsmat bunu an versin maddesi nikah marka izcali uruzu maşallah cemaat gibi Allah izin ki kiniz ki nikah geldik balakata umuratı ki resmini dikkatli rosu dikkatli nikah avagın umut dikkatli muhabbet maksabı geç un tiha maksayı sabah beni kere maddes beş kere basma Allah sıkıldı bu saat tabi. Amin. Şimdi bir tutu haberde ha yıkar müzik haber şimdi bozdu kumakı bur emeğer adam ruhu kaydıydı ha. Kaçıydı seru. Kazakistan ruhu, Ukrayna ruhu, bizi bir kuda sağ ol. Sakıca nikah bizi halk sege, bik sege. Müzik ki nikah uçak nuluyu bir, nikah rosi uçak nuluyu bir, rezik indigi sakçı geri. İmamı sallı ki anne kadar yol belli, mescid belli, cemaat ol ki. Allah sağ olsun. 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 Amin. Allah razı hüküm olsun bu. Zekası kaldı an. Şöp, 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 mağbu, vakiki. Allah sağ olsun. Kumak, kumak uzun adet uçabıyız inşallah. Hisan müşrat gibi. Hisan aksı müşrat gibi. Zekini şirez garbak. Rops garbak. Ha kez karbak mişeret ha bu inşallah rahman mişer oldu rasi durdu mişvah tizi gelecesi an kab müzik rumuh tuğun mekhilişki an meclis rumuh mekhilişki rızık sıgı kudab kumak belli rosu cemaat sıgı kudab kumak belli Allah rızı hüküm ise bu inşallah rahman gecesi mahkın kez an meclisi her sönüş kamzı bıçağı an hırızı rahmet sağlık her rızkı bacarı şükür. Kumak dikezi, ağa meclis iştiraki bu zibi zahmet sahibi, inşallah rahman versin sizi. Meclis versin sizi, ben de bu cemaat. Cemaat Kaan Ömer Bey'i daim versin meclis versin inşallah. Allah razı olsun. Ramazan'da acı olmadı. Bir yakında gel tadım var. Ma, 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 ma